Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Modern Varsıp videosu ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun içeriği 15 seviyeye yeni geçen arkadaşlar için ve kademe 3'e ilk adımlarını atan arkadaşlar için detaylı, anlatımlı bilgiler verip T3'e yeni başlangıç gemileri olan uçak gemisi, denizaltı ve diğer gemiler hakkında size bilgiler vereceğim. Şimdi videomuza geçebiliriz. 15 seviye ulaştığınız zaman eğer uçak gemisi oynamayı seviyorsanız alabileceğiniz T3'ün en iyi uçak gemisi 15 seviye için USS General R. Ford var. Şu an buradaki görmüş olduğunuz ekipmanları sakın aldırış etmeyin. Bu uçak gemisinin tam detaylı ekipmanlı halini görmek istiyorsanız kanalın en aşağılarında tam ekipmanlı halinde bu uçak gemisinin videosu mevcuttur. Oraya tıklayarak izleyebilir. Geminizi oradaki ekipmanlar ile donatabilirsiniz arkadaşlar bu uçak gemilerin ve diğer gemilerin dolar ile alış fiyatlarını tam olarak hatırlamıyorum. Bu videonun sonu onların detaylı bir şekilde araştırıp videonun açıklama kısmında yazacağım. Oradan hangi gemi ne kadara alınıyor öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Deniz 6 kullanmasını seven arkadaşlar için 15 seviye geldiğiniz zaman açılan CNT 096 deniz altısını alabilirsiniz. Gayet oldukça hızlı ve sağlamlığı da gayet güzel. Manevra kabiliyeti oldukça çevik. Düşman gemilerin altına girip rahatlıkla füze torpido atıp suyun üzerine ve suyun tekrar dibine rahatlıkla girebilirsiniz. Evet arkadaşlar uçak gemimiz ve deniz altımızı tanıttığımızı göre sıra geldi diğer gemilere. Bir diğer gemimiz 15 seviyede açılan RF Artmilel Huskov gemisi. Tüm ekipmanlardan mevcut bir şekilde gemimizde var. Görmüş olduğunuz gibi helikopterimizden tutalım. Torpidomuz ve bomba atara kadar her ekipmandan mevcuttur. Bu RF Artmilen Buzkov gemisi de rahatlıkla alınabilir. Sağlamlığı aksadıktan sonra oldukça yükseliyor. Hızı, manevrası, radar menzili ve sonar menzili her şeyini aksamanız lazım. Bazı arkadaşlar bazı gemiler hakkında çok güçsüz ve zayıf diyorlar. Arkadaşlar bir gemi aldığınız zaman o gemiyi aksatamadıktan sonra tam verim alamazsınız. Evet arkadaşlar bir sonraki gemimizi hemen geçiyoruz. RF Artmilen Akivov gemisi. Bazı arkadaşlar bu gemi kesinlikle alınmaz diyorlar. Bu gemiye en iyi ekipmanları koyduktan sonra bu gemi ile de alamayacağınız online maç yoktur arkadaşlar. Yeter ki bu gemiye takacağınız ekipmanlar çok iyi olsun. Evet arkadaşlar bir sonraki gemimiz altınla alınan USS Zumat gemisi. Bu USS Zumat gemisinde sadece 2 adet füze bataryası, 2 adet top ve 2 adet otomatik top bulunup 3 adet HSS ve 1 adet de helikopter pisti bulunuyor. Genellikle bu zummat gemisiyle 10 arkadaşlar vurkaç yapmasını seven arkadaşlar bu gemiyi rahatlıkla alabilir. Bu gemi 10k altına alınıyor. Bu görmüş olduğunuz Tesla konflajı ise 16k altına sahip olabiliyorsunuz. Yani bu gemisi toplam 26k altına gelmiş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir sonraki göstereceğimiz gemimiz CNT055 Reneg gemisi. Bu gemiyi isterseniz dolar ile alabilirsiniz ya da sabedip bu oyunun günlük giriş ödüllerinden 30. günün sonunda bu CNT 055 Reni gemisini ücretsiz bir şekilde veriyor. Zaten siz bu gemiyi dolar ile aldıktan sonra hiç sıkıntı yapmayın. 30. gün giriş ödülünde bu gemi geldiği zaman bu geminin direkt olarak dolar karşılığı sizin hesabınıza geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar 15 seviyeye yeni geçen arkadaşlar için göstermiş olduğum gemiler bunlardı. En iyi başlangıç gemileri bunlar. Şimdi arkadaşlar 15 seviyede en iyi füzeler ve en iyi toplar ve en iyi HSS'ler ve otomatik toplar hakkında size göstereceğim ekipmanlar. Evet arkadaşlar 15 seviye geldiğimiz zaman hangi füzeler alınmalı? Birinci enerji füze Rum 139 Samamer füzesi. Bu füze deniz altlarında büyük oranda hasar veriyor ve hasarı ise gayet güzel. Hızı da gayet güzel. Sağlamlığı 7. Saldırı için açılan ateş 3 yayılım ateşi. Rakip gemilerin HSS'lerini çok güzel bir şekilde saptırabilirsiniz. Jajol doldurma süresi ise 10.5 saniye. Tabi bu füzeyi maksadıktan sonra şarjör doldurma süresi ciddi bir şekilde düşmektedir. Bir sonraki alınacak füzemiz deniz altılar için UGM-133 Trenet füzesi arkadaşlar. Bu füzeyi de alıp deniz altınızda veya diğer normal gemilerinizde kullanabilirsiniz. Zaten görüyorsunuz burada seviye 15 yazıyor ve kademe 3 3 için geçerli. X35 füzesi de alınabilir. Ama bu füze bayağı eski de kaldı. Yine de nasıl bir füze olduğunu merak eden arkadaşlar eğer olursa bu füzeyi de alabilirler. Asla pişman olmazlar deniz altınızda ve diğer gemilerinizde kullanabileceğiniz RSM-56 Bulva nükleer füzesi bulunuyor. Bu füzenin fiyatı 2000 altın. Eğer altınız çok varsa veya harcayacak yer arıyorsanız bu nükleer füzeyi alabilirsiniz. Tabi bu füzeyi maksadıktan sonra hasarı da artacaktır. Her şey artacaktır. Jajol doldurma süresi de çok az da inecektir. PKP P700 Granit füzesini size arkadaşlar önermem. Çünkü rakip gemileri fırlattığınız zaman çok yavaş gidip ve HSS'ye çok kolay yakalan bir füze. Yalnız rakip gemilere değdiği zaman ciddi oranlarda hasar Veriyor. Yine bu füzeyi test için almak isteyen arkadaşlar varsa bu füzeyi de alabilirler. Zaten yakında bu füzelerin test videosu kanalda mevcut olacaktır. YJ-18 füzesini hiç ben test etmedim. Onun için size bilgi veremeyeceğim. Az önce söylediğim gibi zaten bu füzelerin test videosu yakın zamanda kanalda olacaktır. 11 seviye geldiğimiz zaman alabileceğimiz JL3 nadir füze bataryası. Bu füzeyi de rahatlıkla alabilirsiniz. Hızı oldukça güzeldir. Gayet başarılı bir füze. Rakibe değdiği zaman ciddi onlarda hasar veren bir füzedir. Tabi bunun da sağlamlığı ve hasarı maksandıktan sonra daha da çok artacaktır. X-51 füzesi ve S-500 füzesi ve Zirkon zaten kahramanlık istiyor ve DF-17 füzesi ise 20 seviye istiyor. Geldik HSS'mize. Pardon. Toplara. 11 seviye geçtiğiniz zaman alabileceğiniz en iyi toplar. Birincisi HPJ 38, 130 milimetre toptur. Bu topa 900 bin dolara sahip olabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz kolesti ya AK-130 Bullshot A-192 Amrat ve elektromanyetik top. Zaten karmanlık istiyor ve 10 aç top da 25 seviyede açılıyor ve bu diğer epik olan toplar 20 seviyede açılıyor. Sizin 15 seviyede alabileceğiniz en iyi toplardan birisi HPJ 38B AK 130 alabilirsiniz. MAC 45 mod 4 topu da güzel. Bazı arkadaşlar bu top hakkında güzel diyorlar. Zaten yakın zamanda bu toplarla ilgili de test videosu kanalda mevcut olacaktır. Otomatik toplarımıza gelirsek 15 seviyede açıdan zaten 2 adet bir topumuz var. Birincisi Orlikon Ilium otomatik top. Diğeri ise MK46. Size tabii ki de MK46 öneririm. Zaten görmüş olduğunuz gibi hasarlı gayet güzel. Jajol doldurma süresi maksandıktan sonra 3 saniye kadar iniyor. 3 yaylım ateşi var. Çok iyi bir otomatik toptur. Diğer 3M47 Gipka tank savar. HPG 17 30 mm'lik ve Marlin 40 mm'lik epik olan toplar ise 20 seviyede açılmaktadır. HSS gelirsek 15 seviyede açılan HSS'lerimiz Deniz Ram Rim 7 Sea M22 Uragan Kaştan M HHQ10 HSS tip 1130 HSS'i mevcuttur. Sizin alabileceğiniz en iyi size önereceğim en iyi HSS'lerden birisi olan Deniz RAM HSS'sini günün rahatlığıyla alabilirsiniz. Bu Deniz RAM HSS'sini maksadıktan sonra rakip püzelerini, rakip jetlerini ve helikopterini rahatlıkça engelleyebilen bir HSS'dir. RIM 7A HSS'si ise rakip jetlere, uçaklara oldukça başarılı hasar veren bir HSS'dir. Söylemiş olduğum gibi bu ekipmanları tamamen maksamadıktan sonra etkili bir verim alamazsınız. Bunların aksadıktan sonra rakiplere daha çok hasar verip ve daha çok aşıları maçlar yapabilirsiniz. Bomba hatırımıza gelirsek 15 sevdi açılan RUR 58 bomba atarı ve RUB 12.300 inimetlik bomba atar ve HVHH 003B bomba atar bulmaktadır. Size önereceğim bomba atarlardan birisi RUB 12.000 olan bomba atar ve Rur 58 olan bomba atardır. Bu bomba atarlar oldukça rakip gemilere hasar verebilir. Eğer elinizde Batle Pass'tan ücretsiz bir şekilde kazanmış olduğunuz A22 bomba atar varsa bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü kademe 3'te en iyi bomba atar A22 bomba atarıdır torpidomuza gelirsek 15 seviyede açılan Mark 48 TA 53 torpido hapartı bulunuyor. Görmüş ol gibi bu UST torpidosu ise 20 seviyede açılıyor. Zaten sol taraftan görmüş olursunuz. Size önereceğim torpidolardan birisi Mark 48 torpidosu oldukça hızlı. Rakiplere verdiği hasar da oldukça güzeldir. t 53'ü neden önermiyorsunuz diye sorarsanız bu t 53 torpidosu çok yavaş gidiyor. Ama rakip gemileri değdiği zaman da ciddi oranlarda hasar veriyor. Hızlı ve çok hasar veren torpido istiyorsanız Mark 48 torpidosunu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz helikopter olarak kademi 3'te açılan helikopterimiz var. Gömüş oz gibi rah 66 K58 kara hayalet VZ19 helikopteri ve muh bir helikopteri bulunuyor. Tabi size ben bu helikopterlerden önermeyeceğim. Bunları ben bir zat kendim test etmiş bulunuyorum. Hiçbirinden memnun kalmadı. Sizin hem kademe 2'de hem kademe 3'te kullanabileceğiniz en iyi helikopterlerden birisi SV-22 Osprey helikopteri ve VG-13 süper helikopterini kullanabilirsiniz. Bunlar hem kademe 2'de ve hem kademe 3'te alınabilecek en iyi helikopterdir. Zaten helikopter de sadece keminizden harita açtığınız için bu helikopter oldukça başarılı olup gelen rakip jetlerini ve füzeleri karşıda oldukça etkili bir şekilde karşılık vermektedir. 15 seviye geçtiğimiz zaman alabileceğiniz en iyi avcı uçaklarını hemen söylüyorum size f22 Raptor avcı uçağını gönül rahatlığı alabilirsiniz su 57 a F olan avcı uçağını alabilirsiniz Eğer altınız çok varsa harcayacak yer arıyorsanız j20 avcı uçağında alabilirsiniz avcı uçaklarını o kadar kafayı takmayın derim zaten tüm avcı uçakların yaptığı iş 50 Sadece rakip jetleri ve rakip helikopterleri etkisiz hale getiren bir uçak türüdür. Saldırı uçağımıza geldik. 15 sevde açılan saldırı uçağımız F-35 Fox Su-57B Felon J-31 füzesi. Tabi yine altınız eğer çok varsa harcayacak yer arıyorsanız J-31 31 saldırı uçağı alabilirsiniz. Su 57B Feolon saldırı uçağı oldukça iyidir. Fax uçağı da gayet iyidir. 1200 altına bunu da sahip olabilirsiniz. Ama kullanabileceğiniz en iyi saldırı uçağı F-35 saldırı uçağıdır. Zaten bu saldırı uçaklarının test videosu Kızılteke Gami kanalımın en aşağı kısımlarına doğru inerseniz oralarda test videosunu göreceksiniz. O videoyu seyrederek hangi uçağın ne kadar hasar verdiğini öğrenip uçak geminizi ona göre saldırı uçağı alıp maksayabilirsiniz. 15 seviyede kullanacak Dronlar ise arkadaşlar size önereceğim ilk önce drone S70 drone'u. Niye S70 drone'u diyorsunuz? 3 adet zirkon füze taşıyor. Bu zirkon füzeyi rakip gemiye tam anlamda işlettiğiniz zaman gemilere oldukça hasar veriyorsunuz. Tabii ki de diğer X47B drone'dan gayet güzeldir. FL71 Dronu da gayet güzeldir. Tabi söylemiş olduğum gibi altınız çok varsa harcayacak yer alıyorsanız buna da 2500 altına sahip olabilirsiniz. Kuş FC Dronu ise de gayet güzel bir drondur. Aynı jetlerin test videosu olduğu gibi bu kanalda da dronların test videosu mevcuttur. O videoyu seyrederek hangi Dron daha iyi. Ne kadar çok hasar veriyor. Ona göre sevdiğiniz dronu alıp geminize monte edip maks Ama size önereceğim dron s 70 drondur. Bomber uçaklarımız ise 25 seviyede açılıp sadece RF strom USS Enterprise ve CN Tape 004 uçak gemilerine takılmaktadır. Evet arkadaşlar size detaylı bir şekilde 15 seviyeye geldiğiniz zaman alabileceğiniz gemileri ve gemilere hangi ekipmanları takabileceğinizi hepsini tek tek gösterdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Size bir teşekkür etmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar kanalımız 820 abone geçiyor. 1000 abone olmaya son 150-140 civarı bir abone kaldı. Herkese çok teşekkür ederim. Destek olan herkese çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sona geldik. Böyle videoların devamını istiyorsanız Kızıl Teke Kami kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.